Dudu. Dudu. Ne var Taci? Fena halde yağmur başladı. Pencereleri kapa da içeriye su girmesin. Aa, ne yağmuru? Ay, hava günlük güneşlikti. Havada bulut bile yoktu. Üstelik de yapış yapış sıcaktı. Sen gene de git dışarıya bir bak. Her yeri sular seller götürüyordur eminim. Olmayacak şey ama. Olmayacak şey diyorsun ama oldu galiba. Ne oluyor? Nereden bileyim Tarık? Fırtına çıktı herhalde. Yazgül nerede çıktı fırtına? Uzmanı değilim bilmiyorum. Hadi yatayım. Hadi yatayım peki. Gel! Fırtına sen dur, Tarık sen uyu. Neden odanda yatmıyorsun? Ah, iyi burada çok rahatım. Sen şuna gök gürültüsünden korkuyorum desene. Aman tamam tamam kızma. Hadi iyi geceler. Ne iyi gecesi? Saat sabahın 5'i. Hem yağmur hem fırtına. Hayırlar olsun. Yağmur sen yağmurludur, rüzgar sen rüzgarlıdır. Dudu neler oluyor? Söylesene. Bilmiyorum. Anladım. Abi. Abi. Ne sayıklıyorsun Dudu? Abi. Abi. Anladım senin olduğunu. Çık ortaya. Gene yüreğini ağzına getirdim değil mi Dudu? Vay ihtiyar yaramaz bulut. Hoş geldin. Pek hoş geldim sayılmaz ama. Yahu insan bir arar bir sorar. Bunca zamandır özlemediniz mi beni? Görüşmeyeli tam 2 sene oldu. 2. Ah bulut ah. Ben istesem bile nasıl arayabilirim seni? Ah 2 sene olmuş mu? Farkına bile varmadım. Merhabalar. Ay pis sen eksiktin. Aşk olsun Dudu. Bana bakın gene bir krizin üstüne falan mı geldi ha? Dudu Umur'la telefonlaşamıyor. Bu kriz onun krizi. Sus Taci. Yavaş. Ah. Yukarıda kim var? Taci niye yavaş konuşsun? Dudu'nun ailesinde kim onun benden başka kimseyle evli olmasını istemiyor? Annesi Merzuka teyze. Başka? Elayla Betüş. Başka? Kim Dudu'nun yanına yaklaşmayı hak edecek bir erkeği büyük sınavlara tabi tutuyor? Bana bak! Yoksa ağabey mi geldi? Maalesef. Ay çağırsana geleyim eski arkadaşımı. Yukarıda Betüş'ün kafesine gidecek. Geliyor! Ay yasak! Her aleminin en güzel kadını. Benim güzel arkadaşım. Ne numaracısın? Numaradan iltifatlar ediyorsun. Ayol 300 yaşıma geldim artık. Anneler 400. Yok 1000. Nasılsın? Bomba gibiyim, fıstık gibiyim. Sen? Çakı gibiyim, belli olmuyor mu? Neyse, ben Betüş'ün kafesine gidecektim, bekletmeyeyim. Kınır, hazır mısın? Aa, geldim dayıcım, geldim. Perihan teyze merhaba. Merhaba canım. Anne, ben Betüş'ün kafesine gidiyorum dayı mı? Beni merak etme. Aa, ne enteresan bir aile. Demek senin dayı kafayı tırlattı ha. Ayol bu devirde nedir öyle kardeşin erkek arkadaşını tek de tabi tutmalar filan. Balatayı sıyırmış zahir. Ay hayatım ver şunu yapışın telefonu ben ararım. Yok ya yok işte aranınca bir kapalı ulaşılamıyor. Betüş, sanırsam dayın geldi. Dayı. Biz geldik Betüş'cüğüm. Burası harika bir yer Betüş. Ay çok teşekkür ederim dayıcığım. Bu tatlı kadıncık da kim? Aha Suzan. Gel o hem benim iş arkadaşım hem de komşum. Canım. Çok memnun oldum kızım. Ben de beğenmişim öpeyim. Betüş. Şöyle geç bakayım. Hazır iş yerin tenha iken. Seninle
geldi. Her gün sihirler, tavırlar. Tarık'la beni ayırmaya çalışıyor şimdi de. Demek sizi bir periyle evlendirmek istiyorum. İyi de kendisi niye bir faniyle görüşüyor? Aa, sen Umur Bey'i biliyor musun dayı? Biz söyledik. Kızmadın mı? Kızdım tabii. Kızmaz mıyım? Adam kim? Neyin nesi? Kimin fesi? Kız kardeşime layık mı? O adam bir karşıma çıksın. Onu bir güzel alıp iyice bir konuşacağım. Sen benim kardeşimi hak edecek biri misin? Göster bana diyeceğim. Tıpkı eskiden Taciye yaptığım gibi. Şey, dayı, açık açık konuşalım mı? Evet. Bence Umur Bey'le karşılaşsanız bile onunla bu konuşmayı yapman doğru değil. Ne münasebet. O babam gibi biri değil dayı. Ters insan, ters. Hem senin onu sunacağın testlerden geçebilecek biri olduğunu hiç sanmıyorum. Boşu boşuna annemle aranız bozulacak. Hepsi o. Dudu benim bu hayattaki tek kardeşim. En kıymetlim. O bir erkeği seviyorsa benim o erkeğin de onu sevdiğinden, onun için her şeyi yapmayı göze alacağından emin olmam lazım. O kadar. O adamı da Taci'ye yaptığım gibi sınavdan geçireceğim. Aha Betüş, Eda. Annenize bir türlü ulaşamıyorum. Dayınız mı gelmiş, ne gelmiş? Bakın bana yardımcı oldu. Onunla buluşmam lazım. Demek ki Umur sensin. Dudu'yla görüşmeden önce seninle bir konuşmamız lazım. Otur bakayım. Lütfen elinizi omzumdan çeker misiniz? Otur dedim. Ulaşılamıyor. Seninki hala yolda desene. Ne bitmek bilmez yolmuş. Sus şimdi dilini koparacağım. Tamam al kopar. Niye bana böyle sorular soruyorsunuz? Size hesap vermek zorunda değilim. Bal gibi de zorundasın. Dudu'yu seviyor musun, sevmiyor musun? Onun için her şeyi göze alır mısın, almaz mısın? Tabii ki seviyorum. Her şeyi de göze alırım. Her şeyi mi? Evet, her şeyi. Ama bu Dudu'yla benim aramda. Size ne oluyor? Ben onun abisiyim. Kız kardeşimi hak edip etmediğini görmeden onunla kafana göre görüşemezsin. Hep size mi sorulur böyle şeyler? Ne sandın? Bilmem. Dudu'nun ilk kocasına da yapmış mıydınız bu muameleyi? O ilkti. Daha beterine maruz kaldı. Ama öyle bir insandı, öyle bir aşıktı ki ona yaptığım bütün sınavları geçti. Ya ne sınavı? Gerçek aşık sınavı. Deliye çattık. Büyüklere saygıdan sınıfta kaldım. Kaldı iki soru. Bunlardan birine daha cevap veremezsen Dudu'yu göremezsin. Siz sahiden ciddiysiniz. Peki söyler misiniz? Dudu'nun ilk kocasına neler sormuştunuz? Kızlarına sor. Babamızın bize anlattığı kadarıyla soru bir. Annemi sevdiğini, yaşadığı şehrin her tarafını gezerek gördüğü herkese söylemek. Ki söylemediğin halde söylemiş gibi yaparsan seni uzaktan izleyeceğim. Babamız bunu yapmıştı. Yaptı ya. Ben iş adamı Umur. Koskoca 15 milyonluk İstanbul'u dolaşıp her önüme gelene, çöpçüye, iş adamına, yani herkese ben Dudu'yu seviyorum. Bu diyeceğim yani. Hem de tek tek. Soru 2. Annemin ailesi ona çok kötü davransa da onlara saygılı olacak mı? Annemin ve ailesinin huzuru bozulmasın diye ona ne kadar tersliklerle çıkarsalar bütün bunlara katlanacak mı? Sırf oyun olsun diye ona ne eziyetler yaptık. Ama hiçbir zaman saygıda kusur etmedi. Seni bu sorudan muaf tutuyorum. Çünkü az önce elendin. Ve 3. Neyse neyse. Onu da o aşamaya gelince söyleriz artık. Tabii gelebilirsen. Dudu'nun ilk eşi bu sınavı da geçmişti. Bana ne? Benden de bütün bunları yapmamı beklemiyorsunuz herhalde. Bekliyorum tabii. Yoksa? Yoksa ne? Annemi göremezsiniz. Bu dayı, inanın sizi gördüğüme o kadar çok sevindim ki. Ah, ben de! Çok özlemişim yahu. Sen çileksin. Evet. Sen de Ceren olmalısın. Bana senin çok güler yüzlü olduğunu söylenmişti.
Sen niye ağladın bakayım? Abim yüzünden. Bugün hoşlandığım çocuğu dövdü. Bak sen. Tabii kız abisi olmak kolay değil. Hoş geldin Bulut dayı. Gel bakalım. Yani Umur Bey'i o halde görmek için neler vermezdim dayı. Ben seni ne küsüm konuşmuyorum. Hı. Ablamı üzme abi. Abinize kızmayın çocuklar. Abiler kız kardeşleri incinmesin diye böyle davranıyorlar kötü niyetten değil. Yo öyle niyet miyet hiç önemli değil. Kızının yanına erkek yaklaşmayacak. Yani dayı Cem'le Ceren aynı okulda diye gönlüm o kadar rahat ki ben Ceren'le ilgilenemediğim zaman Cem ona göz kulak oluyor. Baba, niye Cem'e tanıdığın Özgürlüğü bana da tanımıyorsun? Tuğçe'ye bir şey demiyorsun ama benim erkek arkadaşım olmasına izin vermiyorsun. Çünkü sen kız çocuğusun. Yani bak yavrum, babalar kız çocuklarının üzerinde daha çok titrerler. Abi dediğin baba yarısıdır. Ben ne zaman erkek arkadaşım olacak onu söyleye. Bunu zamanı gelince düşünürüz. Sen niye anneanneme bu kadar karışıyorsun büyük dayı? Eğer şimdi Umur amca sınavı geçmezse onları görüştürtmeyecek misin? Bunu zamanı gelince düşünürüz. Sınavı geçtin Umur. Tebrik ederim. Ne yalan söyleyeyim. Ben de bu kadarını ummazdım. Çok basit bir şeydi. Hiçbir şeye de hizmet etmedi. Beni de rencide etti. Ama senin için yok. Aslında çok önemli iki şeye hizmet ediyor. Sabır ve sadakat. Ancak çapkınlık eğilimi olmayan erkekler sevdikleri bir kadın olduğunu başkalarına söylemekten çekinmezler. Ve ancak sabırlı insanlar bütün bir günü koca bir şehrin insanlarına aynı şeyi söyleyerek geçirebilirler. Sabır, ikili ilişkilerin ileri yıllarında ihtiyaç duyulan bir şeydir. Sadakat ise her zaman. İyi, böyle olsun. Son aşama nedir? Bu da senin aşkının büyüklüğünü aile içinde kanıtlayacağın bir sınav. En kolay gibi görünen ama en zor olan sınav. Hepimizin gözleri önünde, Dudu'nun gözlerinin içine baka baka onu sevdiğini söyleyeceksin. Bir aşkın ne kadar gerçek olduğunu en iyi gözler söyler. Burada hepimiz bir kere aşık olduğumuza göre doğru söyleyip söylemediğini hemen anlarız. Bunda ne var? Ben bunu her gün yapıyorum. Ay, herkesin içinde utanırım. Seni seviyor Akkapı. Aşıklar baş başayken hiçbir şey aldırmazlar. Ne kapı ziline ne de dünyanın yıkılmasına. Aa, kim geldi Bulut dayı biliyor musunuz? Hayır, bunu ben planlamadım. Hepiniz niye buradasınız? Umur Bey kayınvalidem için büyük bir sınavdan geçiyor. Ben de onu soracaktım. Bugün beni görünce niye yolunu değiştirdi acaba diye. Ben mi? Ne yolunu değiştirmesi? Hayatım kalabalığın arasında Umur'a rastladım. Önüne gelen herkese bir şeyler söylüyordu. Seni de gördüm az ötesinde. Böyle gizli gizli onu gözetliyordum. Bağırdım bağırdım bir türlü sesimi duymadınız. Seni görmedim Berihan. Umur'a bakıyordum. Fark etmedim. Ben de fark etmedim. Sonra merak ettim, etraftakilere sordum bu adam size ne diyordu diye. Dilsiz galiba dediler. Sessiz sessiz ağzını oynatıyorum. Abi, hani sen herkese Dudu'yu seviyorum dediğini duymuştun? Gördüm, uzaktan. Ağzı öyle söylüyordu. Ne demek oluyor bu Umur? Sen bu aileyi aptal yerine mi koydun? Hayır. Bak Dudu, ben bir iş adamıyım. Yani tanıyan var, bilen var. Gidip de herkese ben Dudu'yu seviyorum diyemezdim. Hem sonra
kariyer mahvolur. Onun için mi o şekilde giyinip dilsiz gibi dolaştın? Şey, evet. Dudu, yani sadece sana seni sevdiğimi söylesem olmaz mı? Seni bilmen yetmez mi? Yani ben abini idare etmeye çalışıyordum. Rekala, Dudu. Seni sevdiğimi ispatlayacağım işte. Dikkat! Ben ünlü iş adamı Umur Arıcı. Şu anda bütün İstanbul'a sesleniyorum. Ben Dudu'yu seviyorum. Bu aşkı herkes duysun istiyorum. Seni seviyorum Dudu! Dudu, seni seviyorum! Bütün İstanbul duysun! Ben Dudu'yu seviyorum! Sesimi